Şaşal'ın cerrahi tedavisi göz kasları üzerine yaptığımız bir tedavi. Şaşılıkta cerrahi tedaviyi diğer bütün tedavi yöntemleri denendikten sonra hala şaşılığı devam eden kişilerde kullanıyoruz, çocuklarda ya da yetişkinlerde. Şaşılığın cerrahi tedavisi göz kaslarında yer değişikliği yaparak çoğunlukla uygulanır. Bazen bir göz kasını diğer göz kasının yanına kaydırarak, bazen bir göz kasını zayıflatarak, bazen bir göz kasını kuvvetlendirerek cerrahi tedavi yapılır. Burada göz bebeğinin, gözün ortada gördüğümüz renkli kısmın, göz bebeğinin kendisine hiç dokunmadan sadece göz kaslarında yaptığımız yer değişiklikleri çoğunlukla cerrahi tedavinin en önemli kısmını oluşturur. Ve bu cerrahi tedaviden sonra ailelerin en büyük endişesi gözünde bir iz kalacak mı? Bu daha sonra fark edilecek mi şeklinde endişeler vardır. Ancak bugün uyguladığımız tekniklerle ve zaman zaman ameliyat mikroskobiyle yaptığımız yöntemlerde yaptığımız ameliyatın izini biz kendimiz bile sonra göremiyoruz çoğunlukla. Onun için estetik açıdan endişe edilecek bir görünüm çoğunlukla olmaz. Çok çok özel durumlar dışında çoğunlukla olmaz ve ameliyat yeri genellikle fark edilmez. Cerrahi tedavi diğer tedaviler tüketildiği zaman uygulanan bir tedavidir. Tedavinin yaşı da hastanın kaymasının durumuna göre karar verilir. Bazı durumlarda çok erken yaşlarda cerrahi tedavi önerirken, bazı durumlarda 4 yaşını beklediğimiz olur. 4 yaş ile 5 yaş arasında. Bazı şaşılıklar için 5 yaşın kesinlikle geçirilmemesini öneririz. Bu şaşılığın türüne bağlı olarak verilecek bir karardır. Bazı şaşılıklarda ise 20 yaşında, 30 yaşında hatta 50 yaşında bile cerrahi ile kaymayı düzelttiğimiz olur. Hatta erken dönemde çok tedavi önermediğimiz, belli bir yaştan sonra belli bir limitin üzerine çıktığında ancak cerrahi tedavi önerdiğimiz durumlar vardır. Yani her yaşta şaşılık cerrahisi yapabiliyoruz. Şöyle bir yanlış kanı vardır çoğunlukla. Küçük yaşta düzeltilmediyse artık ileriki yaşlarda şaşılık düzeltilemez gibi bir kanı vardır. Oysa ki önemli bir kısmını ileriki yaşlarda da düzeltebiliyoruz. Ama zamanında uyguladığımız takdirde kazanımımız çok daha fazla oluyor. Onun için cerrahi zamanlaması bu konuyla ilgili uzmanla karşılıklı görüşülerek karar verilir. Çocuğun ya da yetişkinin durumuna göre karar verilir.